Patateslere ışık gelmemesi için böyle bir şey almamız lazım diyor da. Patatesler bozuluyor ya arkadaşlar. Kreuzberg'deyiz bu arada. Vallahi burada hareket var. Mecbur buraya geliyoruz. Yani Berlin yoksa biliyorsunuz baya ölü Almanya hafta sonları. İşte Kreuzberg böyle curcunu olduğu için hep insan akıyor. O yüzden hep biz de buraya geliyoruz arkadaşlar. Bir de işte burada bir şeyler gördü. 10 euroymuş bu. Şunun fiyatını soracak galiba. Üstünde fiyatı yazmıyor. Böyle beni de görmüş olun. Yeni bir videodan açılış olmuş olsun. Cumartesi sabahı. Dün kadınlar günü vardı Berlin'de. Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü artık burada tatil olarak kutlanıyor Berlin'de. Öyle bir karar aldı bunlar 4-5 sene önce arkadaşlar. Her yer kapalıydı. Şimdi güneş de çıkınca bütün insanlar tabii dışarı çıkmışlar. Bak karşıda da şey var, Podolski'nin. Dün geçen bunun videosunu çekmiştim. Lukas Podolski'nin mangal dükkanı. Artık o da Kreuzberg'li oldu. Podolski sempatik adam ya. Abi bir şeyler mi aldı oradan ya? Bebeğim almadan duramıyor. Hasılsın ki kaf. Für die Küche? Ja, gucken wir das. Ja. Hier haben die diese Chai Dinger, Schatz. Ah, stimmt. Wie viel kosten die? 15 Euro. Ja, so klein. Also muss ja nicht jetzt sein, aber hier können wir für später hinkommen. Kommen wir auf jeden Fall. Ich finde den hier schön oder den ja. Hier ist stimmt. Ja, die sehen gut aus. Da boncuklar da var. Vivi seviyor böyle Türk kültürü, Arap kültürü. Türk çayı yapsın, çaydanlık alsın, onun tam onun tadı gibi olsun falan. O yüzden o yanını çok seviyorum. Vivi Hanım, doğruya doğru. Diğer kültürlere çok açık. Zaten benim kız arkadaşım öyle olması lazım yani. Biliyorsunuz daha önceki kız arkadaşım da Kolombiyalı, o da öyleydi. Çok hep Türkiye'yi de çok seviyordu. Erasmus'ta zamanında İzmir'e gelmiş, Erasmus'u yapmış. Bütün kısır, çiğ köfte ne varsa hepsini tanıyordu vallahi. Biz hatta Victoria ile ilk date'imizde çiğ köfte yemiştik Kreuzberg'de, hiç unutmuyorum. Ya geliyorum az sonra diyor. Bu şey, buralarda böyle güzel şeyler bulabiliyorsunuz işte, fiyatları da bayağı uygun. Bir tek valizler birazcık çirkin geldi bana, zaten valize ihtiyacımız yok da. Şu pazar arabaları falan kaldım ya, bunları artık kullanırım. Böyle arkadaşlar işte, Dünya Kadınlar Günü'nde artık Berlin'de her şey kapanıyor, pazar gibi kutlanıyor. Bütün devlet daireleri de kapanıyor, alışveriş şeyleri de kapanıyor. Kreuzberg'de protesto vardı, kadınların işte woman power falan filan. Katılmadık yani. Zaten benim dünya kadar işim gücüm vardı. Daha hala hastalığı biz atlatamadık. Bizim okulda bütün öğretmenler hasta. Vivi'nin okulda bütün öğretmenler hasta zaten. Vivi biliyorsunuz şey, raporluydu. Bu hafta çalışmaya başlayacak. Daha kendimizi yani yeni yeni toparlıyoruz. Doğruya doğru. Şatsi, come baby, give me. Vivi bıraksam 2 saat bakacak. Nicht jetzt, vielleicht später. Burada da şey, mısır kaynatıyorlar. Kreuzberg'de cumartesileri arkadaşlar böyle şey, sokak pazarları oluyor. Gözleme mözleme de yapıyorlar burada. İleride vardı yazın, bilmiyorum kışın yapıyorlar mı ama. Ondan sonra karpuzcular, marpuzcular burada sağda hep sebze satanlar oluyordu. Tabi herhalde kışın kurmuyorlar o şeyin standları. Şimdi daha çok böyle şey gördüm. Giyim kuşam. Takı çok var. Bugün takı çok fazla gördük. Bak hep giyim kuşam takı. O tarz şeyler var. Şimdi buradan hafiften böyle Neukölln tarafına doğru yürüyoruz. Hafta sonlarını böyle değerlendiriyoruz.
Bu arada benim bilgisayarda belki C sürücüsünü kurtarabileceğiz. Komşum dedi ki tekrar gel. Bir parça aldım dedi arkadaştan. Senin dedi dataları o kabloyla işte bilmem neye bağlayacağız dedi. Ben de hiç anlamadığım için arkadaşlar. Tamam dedim. Dizeyin gutas. Vegan kekler. Vegan kek yapıyorlar. Ha baksan portakallı. Çok güzel. Çok tatlı. Ben de anlatmasınız. Ya. Başka çok tatlı gözüküyor bunlar ya. Ben çok tatlı olunca da sevmiyorum. Böyle her şey var burada. Her şeyi bulabiliyorsunuz. İşte neyse benim komşu dedi gel dedi Çağlar dedi. Bir parça takacağım öyle deniyorum dedi. Tamam dedim ben de. Aa bak. Salep var karşıda. Bunlar geçen şeyi de kurmuşlardı. Noel'de. Kudam'da Noel meydanına kurdular. Acaba aynı insanlar mı? Orada karı koca çalışıyorlardı diye hatırlıyorum. Ya da bilmiyorum belki karı koca değillerdir de. Şurada böyle salep standı var bir tane. Aynen öyle reis. Ama 9'da 9 yapacağız yani. 9'da 9 yapacağız. 10 sene şampiyonu var. Galatasaray muhabbeti galiba. Futbol muhabbeti. Seviyorum ya. Verdiğim böyle. Burada arkadaşlar köşe başına böyle yeni bir kahve açmışlardı bunu. Geçen sene mi ne açtılar ya da 1,5 sene önce mi ne? Valla adam da çalışan adam çok sempatik. Galiba Türklerin burası. Türk kahvaltısı var çünkü. Tam bizim yaptığımız gibi yapıyorlar. Bayağı da taze. Neyse şimdi Vivi ile buraya oturduk işte iki tane kapuçino söyledik. Yani tavsiye ediyorum. Adam hem çok sempatik hem bütün içinde yaptığı her şey çok taze. Bir de güneş. En büyük avantaj burada güneşin altında oturabiliyorsun. Tam şeyin karşısında bak. Artık öyle anlatacağım size. Lukas Podolski'nin mangalının karşısında. Burada da yanında şey de güzel. Arabalar direkt yanınızdan geçmiyor. Burası park. Buraya bisiklet yolu yaptılar. Komple bisikletler geçiyor. Şuradan işte pazarını yapıp geleceğim burada dinleneceğim. Değil mi baby? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Ya arkadaşlar çok hisse senetleri Nvidia'da inanılmaz düştü ya. Nvidia'da bayağı büyüklü girdim yani artık Nvidia kazandırıyor diye. Bütün yaptığım karları da üstüne koyarak girdim. Dün inanılmaz düştü. 7 senedir böyle bir düşüş yaşamamış. Çok korkutuyor beni. Pazartesi bir şeyler yapmam lazım. Ya stop loss koymam lazım. Çünkü kimisi düşüşten %30 düşüş bekliyor. Eğer düşerse, o gün gelirse bir çünkü düzeltme yapması gerekiyor. Beni bayağı strese soktu yani. Bugün de Vivi de öğrenmiş diyor ki stop loss koysana diyor. Ne takıyorum kafaya. Bazen işte stop loss da patlıyor. Ertesi gün hisse seni tekrar uçuyor gidiyor. Pozisyondan da çıkmak istemiyorum. Biraz beni düşündürüyor. Bu arada bak Türk şeyinden şunu aldık. Chatsi darf ich kurz zeigen? Wofür war das normal? Zeytinyağı koymak için bunu aldı. Diyor ki böyle şeyleri Alman dükkanlarında bulamıyorsun. İyi ki diyor geldik o dükkana. O dükkanın içinde çok güzel İtalya'dan gelen kilim tarzı şeyler de buldu biri. Tabii ki İtalyan işte. Evet, evet. Ama du hattest da İtalyanische Teppich oder sowas ähnliches gefunden, oder? Ya. Ya, das habe ich gerade. Şu neyse o şu İtalya'dan gelen böyle kilim tarzı tepiş neydi ya? Halı tarzı şeyler buldu. Bir daha gidelim oraya dedi. Bunları hayatta bulamazsın burada Berlin'de. O yüzden bir daha gideceğiz şimdiden de bunun için. Bir yandan arkadaşlar. Oy. Annesi babası gelecek Vivi'nin. Bugün köpeklerini de getirecekler Cici. Çok sempatik. Ayağını o da yaralamış size göstereceğim. Şimdi Cici beni çok seviyor artık. Alıştı. Ama mesela Viviana'ya sarılıyoruz da pişince falan avlıyor bana sinirleniyor. Tam bir maço. O da gelecek bugün.
Jetzt sehen wir gerade was von Gigi. Ach so. Wie er neidisch wird, wenn ich dich küsse. Vivi öpünce acayip kıskanıyor. Ama Vivi yok, kendi hemen geliyor kucağıma. Alıştı bana. Ya burası tam çocuğuna bak arkadaşlar. Çok seviyorum böyle kalabalığın içinde olmuş ya. Allah'tan bir crossback'imiz var valla. Annesi babası gelecek ya bebeğin için yemek için. Büyü de çiçeği çok seviyor. Bebeğim hep nerede şey var para harcamak için. Maşallah çok güzel. Büyüyle dışarı çıkıp onu alsın bunu alsın. Çok seviyor harcamayı. Çiçeğe, muma, nerede yatırım para getirmeyecek şey var hepsini harcıyor bebeğim. Yani gerçi güzel de bir şey. Zevkli, güzel hale getiriyor. Bir yandan arkadaşlar bu boş şişeleri geri vereceğiz. EDK deyiz şimdi. Kreuzberg'de iki tane EDK var. Bu ana sokakta çok gereksiz aslında ama nedense iki tane yapmışlar. Çilek mevsimi başlamadı ama renkleri bayılacak. Spinat. Ispanak lazım diyor. Ispanak var. Bu EDK'yı da hiç bilmediğim için. Ne nerede? Ya so. Arkadaşlar şöyle simit aldık. Bir de Vivi ille bir susamlı börek denemek istedi. Neyse artık onu evde gösteririm. Şimdi buradan çıkış yapacağız. Zaten güneş de gitti, gri havada biliyorsunuz hiçbir şeye benzemiyor belli Almanya. Eve geldik arkadaşlar. Hemen kısa bir menemen yapmamız gerekiyor. Çünkü Vivian'ın biliyorsunuz annesi babası gelecek. Bir yandan onun evi meve temizlemesi gerekti. Ben tabii profi olduğum için bütün her şeyi böyle hızlıca hazırlayabiliyorum. Temizlik olayını ben sevmiyorum. Vivi'ye çok en baştan söyledim. Dedim ki temizliği sen yaparsın. Yemeği her şeyi ben yardım ederim. Sofrayı toplamasını, etmesini, çöpü möpü götürmesini her şey okey ama temizlik böyle süpürgeyi açacaksın, edeceksin falan hiç benlik değil yani arkadaşlar. Böyle bir anlaşmamız var Vivi'yle. O da alıştı. Yani önceden ilk baştan biraz yardım et falan muhabbeti oldu da. Dediğim gibi temizlik bana göre değil. Alışın çiçeklerini de dolduruyor oraya. Çok güzel. Çok güzel ya. Paralı taştık çiçeklere. 10 euro gitti. Ama gerçi güzelleştirdi doğruya doğru. Soframız hazır. Orada simitlerimiz bir tane böyle kaldık. Şunları da bir hemen açtırıvereyim. Şöyle. Dün de kek yaptı. Murat'a vermiştim zaten. Şöyle hop. Sen de şöyle birazcık açıl. Sen de birazcık açıl. Sen de açıl. Şöyle. Şöyle turuncu renk de oldu mu kıvamı. Ganz heiße Arme. Wo ist die? Es ist jetzt auch nicht so anstrengend für dich, Schatzi. Nee. Ich habe alles voll. Nee, alles voll. Manchmal braucht man ja auch nochmal so einen Schub. Als ich dann zu Edeka gegangen bin, hat mir gut getan, nochmal in die frische Luft. Okay. Ja, manchmal fühlt man sich auch tagsüber nicht so gut und dann abends geht's wieder. Ja, das auch. Abi şimdi benim komşuya geldik, laptopu açtık. Geçen videoda anlatmıştım. Burada ona da kek getirdim, Vivian'a yaptı. Murat'ı yanımda. Ya bitişim yani Murat. Şimdi arkadaşlar bağladık ettik. Murat bu işleri çok iyi biliyor. TU'da okuyor kendisi. Abi benim C sürücüsüne sonunda ulaşabildik. Şimdi buradan bilgileri alacağız. Benim yeni bilgisayara aktaracağız. 350 euro da vermemiş oldum o adama. Herkes demişti yorumlarda, abi o para verilir mi, o adam seni söğüşlemeye çalışıyor diye. Vallahi arkadaşlar bayağı uğraştık geçen haftadan beri. Laptopu kendisi açtı Murat burada. Abi çok memnunum ya. En azından vergi mergi işleri için her şey hallolmuş olacak. Danke diye Murat normal. Arkadaşlar şimdi bilgisayar için yazdığınız
önerilerini öncelikle çok teşekkür ederim. Oh, bir anda sırtım tutuldu. Hala hastayım diyorum ya. Bilmiyorum, şu akciğer taraflarımda aynı korona zamanları herkesin böyle sırt ağrıları olmuştu ya. Su ısıtmışım da onu koyuyorum. Tam vallahi yaşlı moruklar gibi oldu kan. Dökülüyorum ya. Havada akşam 0 dereceydi. Berlin'e kış geldi. Şimdi şu kamu çorapları giyeceğim ama bir yana sırtım tarıyor. Of. Neyse, şimdi öncelikle özellikle yorumlarda birkaç arkadaşın yorumu C sürücüsüyle ilgili, ben de öyle düşünüyordum. Çok anlamıyorum ama grafik kartıyla onun arasındaki bağın çok saçma olduğunu ben de saçma bulmuştum. Yani grafik kartı çalışmıyorsa niye C sürücüsü bilgilerini bulamayalım ki diye. Ama artık bilmiyorum, adam beni kazıklamaya mı çalıştı? Yoksa kendisi de mi bilmiyor? O da olabilir insanlara. Hani adam sonuçta bana açıkça baştan söyledi. 5 GB'ı 50 euroya gelir, 30 GB'ı 300, bir de servis, hani şeyim, bir de garanti de vermiyorum, kurtaramayabilirim dedi. O yüzden çok adam kazıklamaya çalışsa böyle açıkça açıkta söylemezdi diye düşünüyorum. Allah, o sırtım var ya, cayıp tutuldu. Neyse, şimdi Murat olayı çözdü. Dedim ki Murat, D sürücüsünü kurtarırım diye daha bir hafta önceden söyledin. Niye C sürücüsünü halledemedim? Beni oradan oraya sürükledin, buradan buraya sürükledin, saçma sapan insanlara vakit kaybettim. Ödevi, 20 sayfalık ödevi tekrar yazdım. İlk 10 sayfasını yazmıştım, uçtu gitti. Sıfırdan başladım, bir daha 20 sayfa küsür yazdım. Ya dedi, bu C sürücüsü için işte bilmem ne kablosu alıp şuraya takmak gerekiyor. Sonradan aklıma geldi dedi. Neyse işte sonuçta arkadaşlar, hallettik mi hallettik. Akıyor makıyor. Şimdi Amazon'a geri yollamam lazım. Onun için galiba hiç de Amazon'da daha geri paketi yollamadım, biliyor musunuz hayatımda? Bir geri yollama kağıdı varmış galiba. Onu basıyorsun dedi. Kartonun üstüne yapıştırıyorsun. Ücret vermiyorsun, veriyorsun. Hani gidiyor dedi. Servise. Onu yapacağım. Şimdi bak, benim C sürücüsünü bir saniye göstereyim, ne yaptı o biliyor musun? Ben dedim ki özellikle desktop'taki bilgilere çok ihtiyacım var. Önce benim bu bilgisayardaki şeyi 3'e şöyle göstereyim. Hop, gel bakalım, şimdi çevirelim buradan. Şimdi önce bunları, dedim ki şu C sürücüsünü bir böl benim için. C, D, E'ye böldü. Eski E'ye de benim buradaki eski C Deskop Gerettet diye, C Deskop'unu kurtardım diye burada dosya açtı. Burada bakın görüyorsunuz, AOK Unterlagen diyor, avukat için yazı diyor, Bach nota diyor, Bachelor Arbeit Taşlı diyor, Bachelor tezim, avukatlara yazdığım yazılar falan filan böyle. Bak, Finansamt, maliyeye yolladığım 2021 gelirleri falan filan. Neyse işte böyle özelden bir sürü şeyi sonuçta kurtarmış olduk. Rahatladım. Bunları bir de ayrıca başka bir siteye daha attık. Artık garanti, yani doğruya doğru rahatladım. Bu arada abi, videoyu ben pazar günü çekiyorum. Allah'ım, her hareket ettiğimde sırtıma kramp giriyor ya. Çok deli bir şey. Şimdi ben bu videoyu arkadaşlar pazar günü çekiyorum. Ay, konuşamıyorum resmen. Bu videonun konusu değil de ona ayrı çekeceğim. Abi Cuma günü arkadaşlar Nvidia manyak bir düşüş yaptı. Ben de en son yaptığım bütün karlarla falan çok yüklü girmiştim. Onun gibi birkaç tane hissesine daha yüklü girdim. Şimdi birkaç tane finans grubundayım. Bir Alman grubundayım. Bir de bir Türk grubuna birisi beni eklemiş. Fikir alışverişi güya yapıyorlar işte falan, hani yatırım atırım muhabbetlerine. Ya bence biraz bizim Türk grubu fazla lagaluga yapıyor, boş analizden uzak. Alman grubu biraz daha bayağı böyle analiz, adamlar hep grafik koyuyorlar, grafik üzerinden konuşuyorlar falan filan. Ama Nvidia ile ilgili, onlar kripto grubu, Almanlar kripto grubu. Bizim bu Türklerin olduğu da daha çok işte ETF,
hisse senedi falan konuşulan bir grup. Dediğim gibi biraz çok fazla makara oluyor ama bir dedim yoklayayım, hani Nvidia ile ilgili kim ne düşünüyor? Dedim arkadaşlar, çok büyük kırmızı bir mumla kapattı. Kimisi diyor ki, şimdi Amerika'daki analizciler mesela diyorlar ki bu artık Nvidia'nın en az bir %30'luk düşüşünü başlatacak bir mum çubuğu olabilir diyorlar. Aa, ben niye bunu su koydum ya? İtalyan kahvesi yapacaktım. Neyse. Şimdi ben de gruba yazdım arkadaşlar, dedim. Bu düşünülüyor. Bu söyleniyor. %30 sizce Amerika'daki seçimlerden önce borsa düşer mi? Saçma yani. Çok Nvidia düşerse bütün borsa düşecek. Çünkü şu an süper yedili'den götüren o. Onun düşmesi demek bütün endeksin düşmesi demek. Seçimlerden önce dünyanın hiçbir yerinde arkadaşlar ekonominin düşmesine izin vermezler yani. 11. ayda seçim var. 11. ayda mı yoksa 10. ayda mı? Ya yakın yani şurada. 7 ay, 8 ay falan kaldı seçimlere. O yüzden o olasılık da bana çok mantıklı gelmiyor. Ama Nvidia'da çok parabolik diyorlar artık. Çizemiyorsun. Grafik çizemiyorsun. Şöyle dursun. Şöyle dur şurada. Grafik çizemiyorsun, dimdik gitti ve artık bir düzeltme yapması gerekiyor yani. Dolayısıyla gruba attım, bizim Türk grubuna, dedim arkadaşlar böyle bayağı da yüklü girdim. Birkaç kişide de Nvidia hisse senedi varmış ama millet şey yani, herkes tabi açıkça söyledi, abi bilgimiz yok senin o kadar söylediğin kadar, onları bile anlamadık diye. Kimisi de bende Nvidia hisse senedi var ama hani hiç bu tarz şeyleri araştırmıyorum, alıyorum geçiyorum dedi. Kimisi işte özelden yazdı, YouTube'da şu videolara bak falan diye. Ama YouTube'da bir tek video bakmakla olmuyor, yani analiz yapmak gerekiyor. Neyse, oradan bir cevap gelmedi. Şimdi yarın pazartesi, vallahi korkuyorum, çok korkuyorum yani. Yüklü girdim. Oradan bir %30 düzeltme demek çok benim için ciddi bir rakamın %30 düşmesi demek yani. Ve bilemiyorum ne yapsam şimdi. Mesela dün Viviana ile konuştum, o da diyor ki ya bu kadar diyor psikolojini etkileyecekse çık kağıttan diyor. Aslında o da bir yöntem ama ya giderse, ya trend yukarı giderse. Çünkü gitti mi de Nvidia yani bayağı da iyi kazandırıyor biliyorsunuz grafiğine bakarsanız. Dün o beni çok geldi arkadaşlar. Psikolojimi etkiledi, fark ettim. Bir şey yeme içmeye gidiyoruz diyorum ki. Bir de çünkü Nvidia gibi birkaç tane daha chip üreticisi var. AMD mesela. AMD'ye de sonra yüklü girdim. Önceden yaptığım karlar vardı. Çıktım düşecekti. Artık düşmedi, tekrar girdim ama yukarıdan girdiğimi de farkındayım. Ama hani şey gibi düşündüm, yukarıdan girdim bir Nisan Mayıs'a kadar gider, hani bir iki ay daha gider, sonra o büyük düzeltme gelir diye düşündüm ama bu cuma günkü olay bayağı korkuttu. Neyse, hadi bu ekonomi videosu olmasın, biliyorum ilgilenmeyen için çok sıkıcı geliyor ama gençler ilgilenin oğlum. İlgilenin, bir yerde hepiniz maaşlı çalışan olacaksınız. Tamam mı? Bilgisayar mühendisi de olsan, süper yazılımcı da olsan, süper finans dünyasında bilmem ne olursan ol, %99'unuz bir maaş alacak. Maaş aldığın an. Schatzi, möchtest du Kaffee? Ja. Okay. Biliyorum şimdi kendime yapacağım, bana niye yapmadın diyecek. Sordum o yüzden, istiyorum mu diye. Abi, maaşla ister Almanya'da, ister Hollanda'da, ister Amerika'da maaşla hiçbir şey olmuyor. Mecbur kazandığını katlaman gerekiyor. Para biriktirme değil, katlaman gerekiyor. Çünkü biriktirilen para enflasyona karşı zaten yanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla genç arkadaşlar, ilgisiz kalmayın. Hayatınızın hatasını yapıyorsunuz. 20'li yaşların başında asıl bu tarz şeyleri öğreneceksin. Gir, çık, al, sat, düşüş yaşa, saçmala. İnsan hata yaptıkça öğreniyor. Hep diyorlardı bu finans yatırım olayında, ister kripto ister hisse senedi. Hata yapmadıkça
Yanlış trendde, yanlış pozisyon açmadıkça, para kaybetmedikçe öğrenmiyorsun. Doğru. %99'u doğru. Tam aptal olmaya da gerek yok. Çok büyük şeyleri, meblaları kaybederek tecrübe etmenize gerek yok. Ama saçma sapan şeyler yaşamanız gerekiyor yani. Ben şimdi mesela birkaç onların fotoğraf çıktılarını da aldım. Birkaç mesela pozisyonda çok büyük hata yaptım. Paylaşacağım onları. Bana çok büyük tecrübe oldu. Bir keresinde bir pozisyondan çıkamadım. 450 euroya mal oldu bana yani. 30 dakikada 450 euro kaybettim mesela net. Büyük rakam. Yani böyle 5-10 tane kaybettiğini düşün, ayda 4000-5000 euro yapar. Gibi gibi yani. Gençken abi bunları öğrenin, yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın. İster Almanya'da yaşa, Avrupa, Türkiye neyse ne. Paranı katlamayı bilmiyorsan maaşla hiçbir şey olmuyor. Benim bir sürü çok iyi maaş alan arkadaşım var. Vallahi kiraya gidiyor, arabaya gidiyor, arabanın sigortasına gidiyor. Eşinin bilmem ne hastalığı var, eşi çalışamıyor falan filan derken bir bakıyorsun o büyük süper maaştan elde ne var? Hiç. İnan senden benden kötü yaşıyor. Var yani böyle çok arkadaşım var. O yüzden abi kendinizi, tecrübenizi yapın, bilgilendirin kendiniz. Bir an önce girin bu işlere. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.